Söz sende kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konumuz ve konuğumuz operatör doktor Onur Kızılay ve travmatoloji ve ortopedi uzmanı kendisi. Evet. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim, sağ olun. Omuzda kas yırtıklarından bahsedeceğiz. Uf, acı, acı verir. Evet, biraz ağrılı. Neden olur omuzda kas yırtığı? İsterseniz bu bölgede kas yırtığından neyden bahsettiğimizden hani biraz bahsedelim izleyicilerimize. De, omuz çevresinde aslında birçok kas var ama bizim omuz yırtığı dediğimizde aklımıza ilk gelen ve hastalarımız bize en çok şikayete başvurduğu yırtıklar rotator kaf adı verdiğimiz kas grubunda olan yırtıklar. Hı hı. Biz yani omuzda hastamız bize hocam omzumda yırtık varmış diye geldiğinde hani onun büyük ihtimalle bir rotator kaf yırtığı olduğunu düşünüyoruz. Hı hı. Nedir bu rotator? Rotator kaf. kas bütünü. Evet. Ya rotator kaf aslında tam olarak Türkçe'ye çeviremiyoruz. Tıbbi bir terim ama kabaca çevirmek gerekirse döndürücü manşet ya da döndürücü kılıf diye adlandırabiliriz. Neden bunlara bu isim verilmiş? Çünkü omuz ekleminde makette gördüğümüz gibi buradaki baş kemiğini tamamen çepeçevre saran 4 adet kasa ortak verilen bir isim. Bu yüzden bu kaslara rotator kaf ismi verilmiş, tanımlamayı kolaylaştırmak için. Omuz eklemine baktığımızda omuz ekleminin sağlıklı olarak çalışabilmesi için temel olarak 2 tane kas grubuna ihtiyacımız var. Bunlardan bir tanesi bizim de dışarıdan görebildiğimiz ve dışarıda yuvarlak bir şekilde elimize gelen deltoid kası dediğimiz bir kas. Bu kas omuz ekleminin asıl çalıştırıcı yani motoru dediğimiz omuz eklemine asıl hareketi yaptıran kas budur. Bunun bir tabaka daha altına geçtiğimizde kemiği çepeçevre saran rotator kaf kaslarında omuz ekleminin doğru fonksiyon göstermesi için tamamen sağlıklı olması gerekiyor. Peki burada yırtık neden oluşur? Şimdi rotator kaf neye yarar diye bazen hastalarımız soruyor. Ya hocam burada küçük bir yırtık gelişti, işte omuzumuz oynamıyor yani bu küçük yırtık nasıl buna sebep oluyor diye. Bunda ben hastalarıma şöyle izah ediyorum. Omuz eklemini bir arabaya benzetirsek omuzun itici gücünü yani arabanın motorunu oluşturan kasımız deltoid kası, dışarıdaki güçlü kas. Hı hı. Arabanın direksiyonunu ise daha derin tabakada bulunan ve kemiği saran rotator kaf kasları oluşturuyor. Eğer sizin arabanızın motor gücü ne kadar güçlü olursa olsun direksiyon düzgün çalışmazsa düzgün bir yol alamaz araba. Aynı omuz ekleminde o şekilde rotator kaf dediğimiz kaslarda bir problem meydana geldiğinde omuz işlevinde ciddi kayıp meydana geliyor. Aslında yırtık değil bu galiba değil mi? Yani yırtıktan kasıt ne? Nasıl yırtılır ki kas? Şöyle oluyor. Burada iki tip yırtıklarla biz karşılaşıyoruz. Bir tanesi akut yani ani gelişen yırtıklar. Neden kaynaklı olabilir? Ters hareket bu ani gelişen yırtıklar biz bunları daha çok genç hastalarda görüyoruz. Daha çok trafik kazası, spor yaralanmaları, düşme, çarpma gibi yüksek enerji gerektiren bir yaralanma gerekiyor. Genç bir hastada bu kaslarda yırtık olabilmesi için. Fakat daha orta yaş ve ileri yaştaki hastalarda zamanla bu kas tendonlarındaki yıpranmaya bağlı daha basit hareketlerle, bir ağır kaldırmayla ya da ters bir hareketle de yırtık görebiliyoruz. Bizim daha sık gördüğümüz yırtık olan hasta grubu bu. Uzun süre yıpranma sonucu meydana gelen dejeneratif dediğimiz yırtıklar. Yani daha çok orta ve ileri yaş grubundaki hastalarda bu yırtıkları biz daha sık görüyoruz. O zaman ileri yaş gruplardaki yırtıkların olasılığını azaltmak için spor mu yapmak gerekiyor? Spor mu önerirsiniz? Evet, bu omuz çevresindeki rotator kaf dışındaki rotator kafın görevlerine yardımcı olan kaslarda bir zayıflık, kürek kemiği hareketlerinde hareket azalmasına bağlı olan diğer durumlarda rotator kaf dediğimiz kaslara daha fazla yük binmesi sonucu yırtık ihtimalimiz artıyor. Bu yüzden sizin de belirttiğiniz gibi sağlıklı bir yaşam için düzenli spor yapmak da bu yaralanmalardan kaçınmak da önemli. Hani ileride daha sağlıklı olmak için omuz için muhakkak günde atıyorum doktor bey 10 kere şu hareketi yapın. Hı. Böyle bir şey var mı? Yani belli hareketlerimiz yok. Yani vücudumuzu dinç tutabileceğimiz işte pilates gibi normal kültür fizik egzersizleri gibi normal rutin günlük yürüyüşlerimiz. Yani vücudu herhangi bir şekilde dinç tutabileceğimiz yüzme gibi sporlar bunlara yardımcı olacaktır. Yüzme bunlardan herhalde korunmadan. Omuz kasları için evet, en faydalı spor öyle değil mi? Evet. Omuzları da geliştirdiğini düşünürsek herhalde öyle. En çok o çalıştırıyor i̇şte, diye düşünüyorum. İşte bu kaf kaslarına yardımcı kasları da esnetip geliştirdiği için yırtık ihtimalimiz alışıyor ama
çok profesyonel yüzücülerde de tabii ayrı problemlere sebep olabiliyor. Onlarda da ayrı problemler oluyor. Peki bu tarz travmalar tedavi edilmezse sonucu ne olur? Şimdi şöyle, bu yırtıklar küçük boyuttayken çok fazla sorun yaratmıyor hastalara. Hafif bir ağrı şeklinde başlıyor. Fakat bu yırtık büyümeye başladığında artık bir süre sonra kastaki yağlanmadan ve yırtığın geri kaçmasından dolayı bizim o yırtığı onarma şansımız ortadan kalkıyor ve bu baş kemiği yukarı doğru hareket ederek yukarıdaki kemiğe sürtünme yaparak omuzda aşınmaya sebep olabiliyor. Eğer hastalık bu evreye gelirse bu eklem için tek yapabileceğimiz şey omuzu bir protez ameliyatıyla değiştirmek oluyor. Hmm. Yani o yüzden hastalık bu evreye gelmeden mutlaka bunun tedavisinin bir şekilde yapılması lazım. İnsan kendi kendisine omuzumda yırtık var doktor bey gibi bir teşhis koyabilir mi? Yok, koyamaz. Hastalarımız genelde şu şekilde bize başvuruyor. Bu kaslardaki yırtıkların çok tipik bir bulgusu gece ağrısı olmasıdır. Bu hastalar geceleri çok ciddi ağrı duyarlar. O taraf yırtık olan omuzların üzerine yatamamaktan şikayet ederler. Yatak içinde dönememekten şikayet ederler. Kıvıramamak belki. Hareket kısıtlılığı olur, güç kaybı olur. Bu tip şeyler varsa omuzda bir yırtıktan şüphelenmek lazım. Biyolojik güçlendirme nedir? Şimdi şöyle biraz tedavisinden bahsedelim isterseniz bu yırtıkların. Çünkü biyolojik güçlendirme direkt tedaviyle alakalı bir durum. Peki. Şimdi bu yırtıkların tedavisini biz yırtığın derecesine göre yapıyoruz. Eğer yırtığımız küçük bir yırtıksa, yani kısmi yırtık dediğimiz bir yırtıksa ve tendonun tam %100'ünü kapsamıyorsa, %50'sinden daha küçük bir yırtıksa, genelde bu yırtıklar güçlendirme egzersizleri, fizik tedavi, omuz içi enjeksiyonlara iyi yanıt veriyor ve ameliyatsız bunları halledebiliyoruz. Hı hı. Fakat yırtık tendon kalınlığının %50'sinden fazlaysa ya da tam kat bir yırtıksa, bunlar da yine ilk etapta fizik tedavi, enjeksiyon, güçlendirme egzersizleri bunları denememize rağmen genellikle bir ameliyata gidiş gerekiyor. Özellikle tam kat yırtıklarda, hatta tam kat yırtığı olanlarda biz pek ilk etapta cerrahi tedavi öneriyoruz hastalarımıza. Evet. Peki tam kat yırtık dediğiniz sürece nasıl geliniyor? Bu az önce söylediğiniz herhangi bir travma sonucu olan yırtıklar. Bunun başlangıcı bir travma olabilir ya da yaşla birlikte dokuların zayıflaması sonucu çok sinsi bir şekilde yavaş yavaş tam kat yırtığa doğru da gidebilir. Hastalarımızın çoğu bu yırtığın ne zaman geliştiğini tam olarak zaten kestiremiyorlar. Genellikle ileriki yaştaki hastalarımızda sinsi bir ilerleyiş var. O sebeple ilk bu dejeneratif olan yani yıpranma sonucu oluşan yırtıklar daha kronik seyirli, daha uzun seyirli ve daha yavaş bir biçimde ilerliyor. Kas yırtığı nasıl ameliyat edilir? Kas yırtığı şöyle, aslında burada kasın genellikle gövdesinde çok fazla yırtık olmuyor. Kasın tam kemiğe yapıştığı noktada birleşme yerinde biz daha çok yırtık görüyoruz. Bizim bunun ameliyatındaki amacımız bu kas tendonunun kemiğe tekrar yapıştırılarak onarılması. Bunu şu şekilde yapıyoruz. Bu humerus başı dediğimiz kemiğin özel noktalarına vidalar yerleştiriyoruz. Bu vidaların arkasında ipler var. Bu ipler yardımıyla bu kasların tendonlarını kemiğe dikip onarmış oluyoruz. İleriki vadelerde bu ameliyattan kaynaklı negatif dikler neler olabilir? Yani ameliyattan kaynaklı en sık karşılaştığımız sorunlar ameliyat sonrası katılık olabiliyor eklemde. Hareket kısıtlılığı olabiliyor. Bu bölgedeki yapışıklıklara bağlı. Bundan da şöyle bir miktar korunuyoruz. Artık biz bu ameliyatların çoğunu kapalı yöntemlerle yapıyoruz. Eskiden bu ameliyatların birçoğu açık olarak, büyük kesiler yapılarak yapılıyordu. Tabii büyük kesiler yaptığınızda kasları sıyırmanız lazım, kasları çekiştirip bazı bağları kesmeniz gerekiyor ve bu hastanın ameliyat sonrası ağrısını artırıyor, rehabilitasyonu zorlaştırıyor. Ama son dönemdeki gelişmelerle birlikte uzun zamandır biz bu yırtıkların tedavisini tamamen kapalı yöntemlerle, yani artroskopik olarak yapıyoruz. Artroskopiyi de biraz tarif edeyim isterseniz nasıl olduğunu. Söylediğim gibi hastaya büyük kesiler yapılmıyor. Hastanın omzuna 3 ya da 4 tane birer santimlik küçük kesiler yapıp laparoskopi gibi. Benzer bir mantıkta. Bir kamerayla eklemin içine giriyoruz ve eklemin içindeki tüm sorunları mikroskopik düzeyde görüyoruz. Çünkü onun çok büyütme güzel özelliği var. Ve aynı esnada gördüğümüz tüm sorunları tek seansta çözme şansımız oluyor. Kapalı yöntemin başka bir avantajı da bize tüm patoloji mikroskopik düzeyde görebilmemiz, yani en ince ayrıntısına kadar tedavisini yapabiliyoruz. Hı hı.
Onun dışında hastanın ameliyattan sonraki rehabilitasyonu da tabii daha hızlı oluyor kafa yapma. Bu rehabilitasyon sürecinde fizik tedavi öneriyor musunuz muhakkak? Evet, rotator kaf onarımı yapılan hastaların neredeyse tamamına yakında fizik tedavi ne mutlaka görmesi. Ne kadar sürer bu fizik tedavi? Ortalama yani 15 günle 30 gün arasındaki çok bir ağır fizik değil çok ama ağır galiba, bir fizik değil tedavi mi? Değil. Hastanın yırtığının derecesine göre bazen birkaç hafta omuz askısı vermemiz gerekiyor biliyor hastayı. Çünkü büyük yırtıklarda erken dönemde tekrar yırtık gelişmemesi için onarımın korunması lazım. Özel yastıkta bir askıyla bir süre hastamızı koruyoruz tekrar yırtık gelişmemesi için. 15 günde kas erimesi olur mu çalışmadığı için? Şöyle bir miktar tabii ki kaslarda zayıflık oluyor ama yani bizim oradaki ilk hedefimiz yırtığı onarmak olduğu için kas güçlendirmesini bazen sonraya bırakabiliyoruz ama yapılan çalışmalarda omuzu 6 hafta kadar askıda tutmanın herhangi bir kötü yanı gösterilememiş. Tamam, biz de bu verilere dayanarak o veriler ışığında tedavi ediyoruz hastamızı. Çok teşekkür ediyoruz operatör doktor Onur Kızılay. Bizlerle beraber olduğunuz için ederim. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı kendisi. Kas yırtıklarından bahsettik. Valla kas yırtığı deyip geçmemek lazım. Aslında çok uzun bir konu. Daha saatlerce konuşabiliriz aslında. Evet. Çok fazla şey var ama vaktimizin yettiği ölçüde. Vaktimizin sonuna geldik ama bu kısacık zamanda pek çok konuya değindik. Aydınlattınız bizi. Tekrar teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Söz Sende hafta sonu kaldığı yerden devam ediyor.